Sanat güneşi sıfatını taşıyan Zeki Müren, ölümünün üzerinden 22 yıl geçmesine rağmen şarkıları ve anılarıyla Türk halkının gönlünde yaşıyor. Muğla'nın Bodrum ilçesinde ölümünden sonra müze haline getirilen evi her yıl ziyaretçi akınına uğruyor. Zeki Müren Müzesi bu yıl 9 ayda 60 bin ziyaretçi sayısına ulaştı. Bodrum halkının paşa unvanıyla ölümsüzleştirdiği Zeki Müren'in müzesi ilçede en çok ziyaret edilen ikinci müze. Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdür Vekili Tayfun Selçuk, yerli ve yabancı misafirlerin müzeye ilgisinin her yıl daha da arttığını söyledi. Tüm mal varlığını Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı'na başlayan Zeki Müren'in bu örnek davranışı unutulmadı. Kültür Bakanlığı ve iki vakıf arasında imzalanan protokolle sanatçının son yıllarını geçirdiği iki katlı ev 8 Temmuz 2000 tarihinde sanat müzesi olarak hizmete girdi. İki vakfın Bursa'da yaptırdığı Zeki Müren Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi de ünlü sanatçının yolundan giden sanatçı adaylarına eğitim imkanı sunuyor. Alt katı sanatçının yaşam alanına göre düzenlenen müzenin üst katındaysa kişisel eşyaları, hayranlarından gelen mektuplar, plakları, kaset çalarları, takıları, ödülleri ve fotoğrafları yer alıyor. Ziyaretçiler Zeki Müren şarkıları eşliğinde müzeyi geziyor. Sanatçının bahçedeki 1976 model klasik otomobili ve elinde mikrofon tutan bronz heykeli de görülebiliyor. Sevenleri sanatçının doğum ve ölüm yıl dönümlerini de unutmuyor. Her yıl 24 Eylül ve 6 Aralık'ta Bursa'daki mezarıyla Bodrum'daki evinde anma törenleri düzenleniyor. Bu yılda ölümünün 22. yıl dönümü olan 23 Eylül'de mevlit okutulacak ve akşam Bodrum Antik Tiyatro'da Nalan Altınörs ve Yıldırım Bekçi onun şarkılarını seslendirecek. Manolya adlı plağıyla ilk altın plak ödülünü 1955 yılında kazanan sanatçı birçok kurum ve kuruluş tarafından yılın sanatçısı seçildi. İlk şiir kitabı olan Bıldırcın Yağmuru'ysa 1965 yılında yayımlandı. 18 sinema filminde oynayan 200'e yakın bestesi ve 50 plağı bulunan sanatçı 1991 yılında devlet sanatçısı unvanına layık görülen ilk Türk müziği sanatçılarımızdan oldu. 1996'da TRT'deki televizyon programına katılan Müren, kendisine yıllar önce ilk canlı yayında kullandığı mikrofon hediye edilince çok duygulanmış, fenalaşarak 66 yaşında hayata veda etmişti.